Değerli basın mensupları, Amerika'nın bize göndermiş olduğu tehditkar, tacizkar, seviyesiz, içinde şantaj malzemesi bulunan mektubuna cevap vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Ey Amerika, sen bizi ne sanıyorsun? Gönderdiğin mektubu okuduk. Hazmı zor bir mektuptu, hazmedemedik. Şuramızda kaldı. Ama biz bunu sizin yanınıza kor muyuz, komayız. Hatırlatırım. Başımıza, Türk askerinin başına çuvalı geçirdiğinde Türk hükümetinin feras... arkadaşlar çuval kısmını çıkartalım ya. Onu ben bir boş bulundum. Çuvalı biz ağzını bükelim, dürelim, bükelim, kenara koyalım. Çuval kapansın. Ama Davos, Davos'ta biz bir numaraydık. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız Davos'ta one minute dedi ve dünya titredi. One minute bir yana, koca İngilizce sözlüğü bir yana. O derece ağır yani. Ya şimdi de benzer bir tavrı göstermek üzere huzurlarınızdayız. Bir, oğlum söyleme sahip iki tane iPhone sipariş etmişti Amerika'dan. Almıyoruz la. Almayacağız. Al size ekonomik yaptırım. İki, kızım Los Angeles'e yazın tatile gidi. Gitmiyorum. Rezervasyonları iptal ettirdik. İptal. Ah! Etti mi iki? Üç. Mevkidaşımı ve Sayın Trump'ı Twitter'da takipten vazgeçtim. Evet, takip etmeyeceğim. Bitti mi? Bitmedi. Devamında Amerika'ya bundan böyle ömürükü diyeceğim. Ömürükü, ömürükü. Ve mevkidaşımla ilk karşılaşmamda onu böyle yakalayacağım. Şöyle söyle la istiklal maaşını. Söyle la diyeceğim. Okula istiklal maaşını diyeceğim ve protesto böyle yapılır arkadaşlar. Söyle la. Ha. Toplantı bitmiştir.